Şimdi bir dini geleneğin elbette gelenekte ne olduğu önemli ama aynı zamanda onu yaşayan insanların onu nasıl yorumladıkları önemlidir. Şimdi ben İslam'la liberalizm arasında teorik bir uyum sağlanabileceğini, İslami bazı kurumların liberal yorumlanabileceğini savunurken aklına tuttuğum şey şuydu. Yani İslam'ın ne olduğu kendi başına bağımsız olarak ne olduğundan ziyade Müslümanların onu nasıl yorumladıkları önemlidir. Tabii Türkiye'deki Müslümanların İslam'ı liberal bir yönde yorumlama e, ihtimali o zaman için çok yaban atlı bir ihtimal değildi. Çünkü biliyorsunuz 28 Şubat sürecinde e, bu o zamanın baskılarından e, yılan e, bu kesim, İslami kesim ee, daha liberal bir anlayışa yakın duruyor idi. İhtiyacı vardı. İhtiyacı vardı ama mesela o kadar mesela biz liberal düşünce topluluğunda o zaman e, bu kesimden çok talep vardı bize geliyorlardı. Benim o zamanki konuşmalarım e, onun onlardan da çok talep e, şey destek alıyordu. Hatta bazıları onun için beni karalamak tırnak içinde karalamak isteyenler İslamcı filan diye yaftalıyorlardı bazı sol kesimler arkadaşlar. E, fakat zaman gösterdi ki yani maalesef zaman gösterdi ki Türkiye'de İslam'ın liberal bir yorumunu e, mümkün kılacak e, ne bir geleneksel dayanak var, ne de bu tecrübe Müslümanlara bunu öğretebildi. Yani e, görüldü ki Besime'nin işaret ettiği gibi sadece baskı altında kalan kesimin işte baskıya karşı bir arayış içinde olmasına kaynaklanan geçici bir hevesmiş o veya geçici bir ilgiymiş gibi ortaya çıktı. Yani onun için ben bugünden geriye baktığımda Türkiye'de maalesef liberal bir İslam yorumu ihtimalini çok çok zayıflamış görüyorum. Tam aksine şu 20 yıllık tecrübe ee, tabii insanlara mühtanla bulmak istemem. Yani bu kesimde herkes böyle değildir ama şu anda ki iktidarın dayandığı toplumsal kesim ve iktidarın e, kadrosu e, bırakalım liberal veya şöyle böyle olmayı herhangi bir ahlaki standartı ciddiye alan bir kadro olduğu kanaatinde değilim maalesef. Ee, öyle bir zaafları da var. Yani mesele sadece ee, şeyi nasıl yorumladığımız meselesi değil de o geleneği aynı zamanda o geleneği temsil edenlerin bugün siyasi olarak temsil edenlerin icraatına baktığımızda herhangi bir ahlak kaygısı da gütmediklerini görüyorum maalesef.